Merhaba, iyi günler. Devlet Bahçeli'nin başlattığı bir ilginç açılım sürecini yaşıyoruz. İnişli çıkışlı bir şekilde. Kimileri başlamadan bitti diyor ya, neyse. Burada tabii ki PKK esas olarak konuşuluyor ama Kürt meselesi de konuşuluyor. En son Bahçeli'nin Öcalan'ı DEM Parti grubunda gelsin konuşsun çıkışından sonra Özgür Özel el arttırdı ve Kürtlere bir devlet vaat ettiğini söyledi ve ortalıkta şimdi eşit vatandaşlık ya da ayrıca anayasal yurtseverlik gibi kavramlar tekrar tartışma gündemine geldi. Bunlar nedir? Ne anlama geliyor? Türkiye'de nasıl karşılıkları var? İşte bütün bunları anayasa profesörü Levent Köker'le konuşacağız. Levent, merhaba. Merhaba, merhaba Ruşen. Şimdi girişte de söyledim, bir tartışma var. Devlet Bahçeli Kürt sorunu yoktur dedi ama bir şekilde Öcalan'ın umut hakkına kadar önünü açacak bir PKK'yı silahsızlandırma, terörü bitirme süreci başlattı ve ister istemez Kürt meselesi de tartışılıyor. Demin bahsettim. Özgür Özel el arttırdı ve Kürtlere bir devlet vaat etti. Biliyorsun, kimilerine göre Doğru. riskli bir çıkış. Önce onu söyleyeyim. Nasıl buldun bu çıkışı? Birazdan onu izleyicilerimize göstereceğiz de ilk duyduğunda ne dedin? Hadi ya mı dedin? Yok canım mı dedin? Cumhuriyet Halk Partisi'nden uzun zamandır görmediğimiz olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirdim hemen sıcağı sıcağına ki öyle olduğu anlaşılıyor. Tabii kimileri bunu biraz kötü niyetle hani ayrı bir devletten mi bahsediyor gibi anlamış olabilirler ama Özgür Özel'in söylemek istediği şey gayet açıktı. Yani Kürt sorunu var mıdır yok mudur tartışmasına ben o polemiğe girecek değilim. Ülkemizde son derece etkili bir siyasi hareket var. Buna biz Kürt siyasi hareketi veya Kürt özgürlük hareketi de diyoruz zaman zaman. Bunların aldıkları oy, bu hareketin devamlılığı, 30 yıllık, 40 yıllık macerası ortada. Kapatılan partiler vesaire hepsinin hani geri planını düşünecek olursam. Dolayısıyla hani böyle bir mesele var. Bu mesele şiddet, terör denilen meseleyle öyle hem bağlantılı hem birbirinden ayrı boyutları olan meseleler. Çünkü Kürtlerin bir takım talepleri de var. Bu talepleri göz ardı edemeyiz. Mesela ana dilinde eğitim hakkı gibi vesaire ya da daha geniş yerel özellik gibi veya bunun dışında başka talepler de akla gelebilir. Ama hani Kürt halkının ta hatırlayalım hafızalarımızı yoklayalım. Yani 91 seçimlerine giderken dönemin başbakanı Süleyman Demirel Kürt realitesini tanıyacağız. Herkes birinci sınıf vatandaş olacak diyordu. O günden bugüne bu konuda pek bir şey değişmedi. Dolayısıyla hani durup durup böyle aynı şeyleri yeniden tekrar tekrar konuşmaya çalışıyoruz ve bu da tabii hem enerji, zaman, bir sürü kaynak kaybı. Yani yeter artık. Dolayısıyla Özgür Özel'in bu devlet vaat ediyorum çıkışı herkesin Türkiye'de eşit yurttaşlık bakımından kendisini İşte 33 sene önceki Demirel'in tabiriyle birinci sınıf vatandaş sayacağı bir yeni devlet düzeninin inşa edilmesi gereğinden bahsediyor ki bence son derece haklı bir çıkıştı. Şimdi Özgür Özel'e gelmeden ben dün bir yayın yaptım ve Devlet Bahçeli'nin konuşmasını şöyle değerlendirdim. Devlet Bahçeli şaşırtıcı derecede Kürt diyor artık birkaç Evet. gün. Ve Kürt kardeşlerimiz diyor. O eski Kürt kökenli vatandaşlar falan yok artık. Doğrudan Kürt diyor. Ben dedim Evet. ki Kürt sorunu realitesini kabul etmese bile Kürt realitesini kabul etmiş durumda Devlet Bahçeli, ki bu MHP için çok önemli bir gelişme olduğunu Kesinlikle öyle. varsayıyorum. Daha önceki dönemlerde hiç öyle doğrudan Kürt telaffuzu yapılmazdı diyeceğim. Buna söyleyeceğim bir şey, bu konuda bir şeyler söylemek ister misin? Vallahi yok, senin yorumuna katılırım. Bu
belki de bir değişimin işareti, en azından zihniyet olarak hani Kürt kökenli yerine doğrudan Kürt demek tabii bir aşama. Şimdiye kadar zaten çoktan olması gerekirdi. Bir zamanlar yeni kuşaklar bilmez. Bizim gençliğimizde ya da daha önceki zamanlarda kart kurt vardı. Neydi? Dağda yürürken kart kurt Evet. yapıyorlarmış. Onun için Kürt deniyormuş. Şimdi anayasal neydi? Eşit vatandaşlık, anayasal yurtseverlik miydi? Evet. Habermas'ın kavramı. Bunlara gelmeden önce şu Özgür Özel'in el yükseltme açıklamasını bir izleyicilere hatırlatalım, sonra konuşalım. Bana diyorlar ki Devlet Bey el yükseltti. Ne yapalım? Sen de yükselt. El yükseltiyorum Devlet Bey. Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Devlet teklif ediyorum. Kürtlere, tam olarak kendilerine ait hissetmeyen bütün Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum. Varsanız hep beraber bunu yapalım. Tüm Kürtleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi yapalım. Hodri Meydan. Demokrasi teklif ediyoruz. Kardeşlik teklif ediyorum. Biz buradayız Devlet Bey. Buradayız. Biz bu ülkenin kurucu partisi olarak kurduğumuz yerdeyiz ve bu ülke için her şeyi hep birlikte burada yapmayı teklif ediyoruz. Hodri Meydan, el yükseltiyoruz. Evet, çok şey, çok heyecanlı. Özgür Özel zaten Evet. çok öyle konuşur ama burada daha tam zirveye çıkmış. Şimdi burada anlaşılan, ya ayrı bir devlet olmadığı çok net. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni teklif ediyor ve eşit vatandaşlığı teklif ediyor. Şimdi eşit vatandaşlık diye bir kavram var. Bir de Jürgen Habermas'ın dile getirdiği anayasal yurtseverlik diye bir kavram var. Ümit Özdağ, Özgür Özel'i eleştirmek için bu topa girdi. İstersen o polemik kısmını bir kenara bırakalım. Sen bize bir anayasa profesörü olarak bu nedir? Estağfurullah. Yani bunlar nedir? Eşit vatandaşlık ne demek? Anayasal yurtseverlik ne demek? İyi şeyler olduklarını tahmin ediyoruz ama. Evet, yani bu kestirmeden çok özet olarak bu iki kavram üzerinde hani bu Kürt sorunu kontekstinde duracak olursak yani Ümit Özdağ da ben dinledim bu konuşmaya verdiği tepkide. Bizim anayasamızın 10. maddesinde bir eşitlik maddesi var ve orada diyor ki hani kanun önünde eşittir ama kanunlar hani din, ırk, cinsiyet vesaire ayrımlar gözetilmeksizin bütün herkes diyor kanun önünde eşittir. Bütün vatandaşlar demiyor bir defa yani herkes diyor ve daha geniş bir kavram olarak bunu insan haklarını da içerecek şekilde genel bir kategori eşitlik kategorisi olarak anlayabiliriz ama biz aslında kanun önünde eşitlik değil de daha geniş bir kavram olarak hukuk önünde eşitlikten bahsetmek daha yerinde olur diye düşünüyorum. Ama vatandaşlık dediğimiz zaman şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin ta kuruluşundan itibaren gelen bir paradigmatik özelliği var. Bu özellik şu, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk düzeninde bazı azınlıklar var ve o azınlıklara verilmiş olan bir takım haklar bunlar. Bu azınlıklar dini çerçevede kabul edilmiş. Yani gayrimüslimlerin Lozan Barış Antlaşması'yla tanınmış olan bazı hakları var. Nedir? Mesela ibadetlerini serbestçe icra yapabilmek, eğitim görebilmek gibi. Bunu ana dilinde eğitim hakkı diye de söyleyebiliriz. Ama mesela gayrimüslim olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının mesela ana dilinde eğitim hakkı yok. Anlatabiliyor muyum? Ve bu mesela Kürtlerin, Türkiye'deki Kürtlerin en önemli taleplerinin arasında Kürt sorununun en önemli boyutu arasında bana sorarsanız birinci sırada yer alıyor. Şimdi bunun inkar edilmesiyle birlikte filan
diye, hani veya bunlar Dağ Türkleridir şeklindeki yaklaşım çoktan terk edildi. Ama 12 Eylül 1980'den sonra 82 Anayasası'nın yapılmasıyla birlikte o anayasaya 42. maddesine Milli Güvenlik Konseyi'nin Anayasa Komisyonu tarafından herhangi bir gerekçe de gösterilmeksizin, ben tutanaklarda bu konuyla ilgili bir görüşme ya da bir gerekçe sunulduğunu da göremedim. Türkçeden başka hiçbir dilin okullarda Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamayacağı ve öğretilemeyeceği şeklinde bir hüküm buraya sokulmuş, getirilmiş oldu. Ve bunun uzantısı olarak, bir bakıma ben öyle yorumlamak eğilimindeyim, 1983 yılında seçimlerden hemen önce, yani 12 Eylül askeri rejimi şeklen de olsa iktidarının sivilleştirmek ve seçimle gelen yeni yönetime iktidarı devretmeden bir iki ay önce çıkarılan bir kanunla açıkça Kürtçenin yasaklanması kanunu diyebileceğimiz bir kanun çıkarttı. Şimdi 1991'de Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığı zamanına denk geliyor. Yani onun yönetimde söz sahibi olduğu dönemde bu kanun kaldırıldı. Fakat daha sonra işte Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ilk döneminde Kürtçenin serbest bırakıldığı kamusal alanda bir vaka. Hatta bugün Türkiye Cumhuriyeti Radyo ve Televizyonu'nun da bir Kürtçe kanal da var, TRT Şeş diye. Ve nitekim mesela bu TRT Şeş açıldığı zaman da Genelkurmay Sözcüsü, o zaman basını bilgilendirme toplantıları yapılıyordu, bunun zararsız kültürel açılım olduğunu söyledi. Demek ki bir yere kadar Kürt dilinin kamusal serbestçe kullanılmasına izin var ama bir yerden sonra o tırnak içinde zararlı bir açılım haline gelebilir. İşte galiba ana dilinde eğitim bir türlü aşamadığımız bu zararlı boyutu ifade ediyor ve bunu aşmadığımız sürece de Kürt sorununu çözecek ciddi bir adım atmış olmayacağız. Çünkü böyle yasaklar olduğu zaman Türkiye'deki Kürtler kendilerini Türkiye Cumhuriyeti'ne ait hissetmiyorlar. Bunu defalarca çok uzun zamandır, yani belki 35-40 senedir katıldığım bütün toplantılarda, panellerde doğrudan birebir sözlü olarak da duymuş olduğum bir şey. Yani bu anayasa hepimizi Türk yapmak istiyor ve aslında Türk kelimesinin de bir etnik aidiyet belirten bir kelime olduğu açıkça ortadayken biz bunu istemiyoruz. Yani kendi dilimizde eğitim görmek istiyoruz, kendi kendimizi bu şekilde ifade etmek ve bir halk olarak varlığımızın tanınmasını istiyoruz. Sonuçta iş oraya kadar. Bu bizim devlet aklımızda veya devlet düşüncemizde, Türkiye'de hakim olan anlayışta hep işte üniter yapıyla çelişir. Üniter yapı da ülkenin toprak bütünlüğüyle kaimdir. Dolayısıyla üniter yapıyla çelişen her şey aynı zamanda toprak bütünlüğünü de bozar. Bu bölücü bir harekettir şeklinde itirazla karşılaşıyor. Halbuki bunun böyle olmadığını, medeni dünyada, demokratik çoğulcu ülkelerde farklı halkların bir arada pekala bir ulus devlet içinde yaşayabildiklerini ve özgürlük içinde yaşamlarını, tabii bu bütün sorunların çözüldüğü anlamına gelmiyor ama sorunlarını konuşarak ve çözebilecek şekilde demokratik yollarla bir arada bulunduklarını, hatta milli bütünlüklerinin bunu pekiştirdiğini de görmekteyiz bu özgürlük düzeninin. Dolayısıyla eşit yurttaşlık dediğimiz zaman sadece kanun önünde eşitlik değil, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını, en başta da anayasasını vatandaşlar arasında etnik kimliğine göre ayrım yapan bu tür ana dilinde eğitim yasağı başta olmak üzere hükümlerden arındırarak gerçekten herkesin kendisini hukuk önünde, hukuk daha genel bir kategori olarak kamusal, siyasal hakların tanınması bakımından etnik bir ayrımın, dinsel bir ayrımın, mezhepsel bir ayrımın kesinlikle yapılmaması gerektiğini bize buyuran, Türkiye'nin de altına imza attığı ama bazı çekincelerle birlikte imza attığı, onayladığı, kendi hukukunun bir parçası haline getirdiği bazı antlaşmalarla tanınmış olan hakları da içeriyor. Dolayısıyla hani bütün bunların gerçekten herkese, tüm vatandaşlara eşit haklar tanıyacak şekilde, bir ayrımcılığı ortadan kaldıracak şekilde gerçekleştirilmesi talebi eşit
vatandaşlık. Peki. Böyle bir hukuk düzeni içinde bütün vatandaşların kendilerine ait hissettikleri bir devletin sahibi olarak kendilerini görmeleri ve onun iyiliği için mücadele etmekte bir şevk duymaları, bir sevinç duymaları, bunu sahiplenmeleri de herhalde constitutional patriotism denilen bir kavram. Biz onu anayasal vatandaşlık diye tercüme ediyoruz ya da anayasal yurtseverlik diye tercüme ediyorum. Tam bunu soracaktım. Aradaki evet. Fark nedir eşit yurttaşlıkla anayasal yurtseverlik fark arasında? Yok. Yani ben, yani eşit yurttaşlık varsa bu aynı zamanda anayasal yurtseverliğin ön şartıdır. Yani eşit olmadığınız bir eşit yurttaş gibi hissetmediğiniz, kendinizi rencide edildiğini düşündüğünüz, kendinize ait hissetmediğiniz bir devlet düzeninde o devletin sahibiymiş gibi kendinizi görmediğiniz için onu sevemezsiniz, onun iyiliği için çalışamazsınız. Yani bu aslında milliyetçiliğin yerine ikame edilmek istenen bir kavram. Bence demokratik idealler veya değerler bakımından tabii ki milliyetçilikten çok daha olumlu bir muhtevaya sahip olan bir kavram. Çünkü bir devlet içinde çok birden fazla farklı unsurlar bulunabilir. İnsanlar arasında sadece tabii etnik farklılıklar yok, mezhep farklılıkları da var. Keza biz örneğin Türkiye Cumhuriyeti'nde tarihsel olarak daha belki 500 senedir Alevi yurttaşlarımızı bu toprakların gerçek sahipleri arasında açıkça zikretmekten kaçınan, örneğin Diyanet İşleri Başkanlığımız var. Diyanet İşleri Başkanlığı Alevi yurttaşları ya yok sayıyor veya Aleviliği kendi uygun gördüğü İslam inancının içinde onun bir parçası gibi yorumlamak istiyor. Ki bu birçok Alevi açısından bir problem, hatta genel olarak hepsi için bir problem diye de bir genelleme yapabilirim. Vesaire. Yani bütün bunları düşündüğümüz zaman yani bir etnik kimliğe sahip olmak sizi o etnik kimliğin birinci unsur olarak kabul edildiği devletin sahibi haline de getirmiyor maalesef. Yani şimdi düşünsenize anayasanın 66. maddesinde tam onu Türkiye soracaktım. Bir... Tam Türk devletine vatandaşlık bağıyla evet. Bağlı olan herkes Türktür. Evet. Şimdi bu ne zamandır son dönemde yeni bir şey çıktı biliyorsun. Yeni tür bir seküler milliyetçilik çıktı. Ve çok ciddi bir şekilde herkesi Kürt olmaya zorlayan, Türk olmaya zorlayan, Türkiye'li kavramından çok ciddi bir şekilde rahatsız olan bir şey var. Furya var. Çok ciddi evet, bir şekilde. Işte, evet bu burada da bir takım problemler var. Yani bu meseleyi bir türlü anlatmakta başarılı olamıyoruz anlaşılan. Ben yani kendi payıma en azından bunu böyle hissettiğimi söyleyebilirim. Yadırganacak bir şey yok. Yani burada bir çifte standarda açık bir durum var bir defa. Yani tarihsel olarak olgulara baktığımız zaman mesela 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birinci mecliste Mustafa Kemal Paşa Atatürk konuşmalarını yaparken Türkiye'deki farklı etnik unsurları sayıyor. Bunlar arasında Türkleri, Kürtleri, Lazları, Çerkesleri sayıyor ve bilumum unsurdan bahsediyor. Ondan sonra da diyor ki hepsi diyor İslam unsurlarıdır. Yani bu önemli değil. Hepsini birleştiren şeyin din olması. Çünkü bugün artık din temelli bir devlet düzeninde böyle bir farklılıkları bir arada yaşatmaya kalkmak gibi bir şeriat düzeni özlemi içinde olan bir hareket Türkiye'de herhalde çok etkili olmayacaktır. Zaten şeriat düzenlerinin de bu konuda demokratik performansları olduğunu herhalde aklı başında herhangi bir kişi ileri sürmeyecektir. Ama burada önemli olan 1920 meclisinde Türk unsurunun, Türklerin çoğunluk olsalar bile bir etnik grup olarak kabul edilmiş olmaları. Bu ne zaman acaba etnik bir mensubiyet olmaktan çıktı da bu işte senin sözünü ettiğin seküler milliyetçilerin de yeni zamanlarda iddia ettikleri gibi sadece bir hukuki tanım, bir vatandaşlık tanımının
adı haline geldi. Bana sorarsan hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Anayasaya 66. maddesine böyle bir vatandaşlık tanımı aslında 1961 Anayasası'nda da aynı tanım getirildi. Yani Türk Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür diye. Şimdi bir defa burada anayasanın kendi içinde bir çelişki var. Bu çelişkiyi görmemiz lazım. Anayasamız değiştirilemez maddeler olan birinci ve üçüncü maddesinde devletten bahsederken Türk Devleti demiyor, Türkiye Devleti diyor. Birinci madde bizim bütün anayasalarımızda değiştirilemez maddedir ve kimse zaten bunu değiştirmeyi düşünmüyor, aklına da getirmemeli bence. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Bu 1921 Anayasası'ndan beri böyle, yani 1921 Anayasası açıkça cumhuriyet ilan edildiği zaman 23'te bir değişiklikle bu hükmü içerdi. Ama 24 Anayasası, 61 Anayasası, 82 Anayasası hepsinde birinci maddesi Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Gene 61'in ve 82'nin üçüncü maddesi de Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür diyor, değil mi? Dolayısıyla burada hep Türkiye Devleti var. Ama ne zamanki iş vatandaşlık tanımına geliyor, o zaman 1924 Anayasası'ndan farklı olarak 61'de ve 82'de birdenbire devlet Türkiye Devleti değil, Türk Devleti oluyor. Türk Devleti'ne, bu şimdi anayasanın kendi içinde bir tenakuz ama bazı meslektaşlarımız örneğin Türkiye Devleti ile Türk Devleti'nin aslında aynı şey olduğunu söylüyorlar. Burada bir durmak istiyorum. Madem aynı şey, o zaman mesela siyasi söylemde, ki Cumhurbaşkanı katından dahi bugün sık sık duyduğumuz bir söylemdi yakın zamana kadar. Mesela Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti söz konusu olduğu zaman tek millet, iki devlet deniyor. Şimdi buradaki tek millet hangi tek millet acaba? Eğer Türklükse buradaki esas, Azerbaycan'la Türkiye Cumhuriyeti'ni tek millet halkları, tek millet olarak ifade etmeyi mümkün kılan Türklükten başka bir ortak unsur göremiyorum ben. Aynı çerçevede o zaman mesela Türk Devletleri Teşkilatı var. Buradaki Türk Devletleri Teşkilatı'nda da Türk bir etnik adlandırma. Keza örneğin Kıbrıs'a bakalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bazen siyasiler bunu karıştırıyorlar, dilleri suçuyor. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti diyorlar. Halbuki Türkiye bir coğrafyanın adı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti ülkesine biz Türkiye diyoruz. Yani teritoriyaya, ülkeye atıfta bulunuyor. Ama Kıbrıs, Kıbrıs'ta ayrı bir coğrafya. Nitekim biz bugün yadırgıyoruz. İşte senin de söylediğin gibi hani Türkiye'li kavramını insanlar kabul etmek istemiyorlar. Ama Kıbrıslılara sorduğunuz zaman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiğiniz zaman oranın özellikle yerli Kıbrıslı olan, yani sonradan Kıbrıs'a göç etmiş ya da ettirilmiş olmayanlar, Kıbrıslılar Türkiye'den gelenlere ne diyorlar? Türk demiyorlar. Onlar çünkü kendileri Türk. Ama nasıl Türk? Kıbrıslı Türk. Bize de Türkiye'li diyorlar. Yani biz Türkiye'li Türk'üz. Gerçekten de öyle. Yani Özbekistanlı Türkler de var, değil mi? Türkmenistanlı Türkler var. Kazakistanlı Türkler var. Hepsine evet, Türk ben diyor. Şimdi zaten Türk dünyası var. Ben bir mozaik Türk olarak bayağı etnik bir tabir. Yani şimdi anayasanızda da hukuken herkes Türktür dediniz mi bütün vatandaşlar, o zaman Kürtleri bir defa dışlamış oluyorsunuz. Şimdi ben yani burada Kürtler Kürt olarak bu devletin sahibi olacaklarsa, özür dilerim devam ediyorum ama o zaman Türk olmaları, ancak Türk olarak devam edebilmeleri mümkün hale geliyor. Yani bir takım siyasi ve hukuki pratiklerden de bunu açıkça görüyoruz aslında. Şimdi ben burada bir yayın dizisi yapıyorum. Bir mozaik olarak Türkiye diye. Orada da Özbekistan Türkleri, Kırım Türkleri, Azerbaycan Türkleri, hepsi bunların Türkiye'de yaşıyor. Hepsi kendine Türk diyor, Türkler. Evet. Ama hepsi başka başka. Mesela Ağızka Türkleri var, Kazan Tatarı var vesaire. Evet. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var. Vatandaşlık kavramı deyince Türkiye
mesela Almanya'dakinden farklı olarak Türkiye'de vatandaşlık kan esasına dayanmıyor diye bir kabul var. Bu gerçekten böyle mi? Şimdi orada da büyük bir, yani bunu kim söylediyse burada bir hukuk bilmezlik söz konusu. Bir beni bağışlasın kim böyle düşünüyorsa. Burada bir cehalet var. Buradaki kan esası vatandaşlığın doğumla kazanılması bakımından ele alınması gereken bir konu. Bir insan dünyaya geldiği zaman annesinin veya babasının vatandaşlığı hangi ülkeye aitse, annesi ya da babası veya ikisi birden hangi ülke vatandaşıysa, o ülkenin vatandaşlığını alıyorsa biz buna kan esası diyoruz. Yani çocukla anne ya da baba arasındaki kan bağı anne ya da babanın vatandaşlığının doğrudan çocuk tarafından da sahiplenilmesi sonucunu doğuruyor. Ama bazı ülkelerde, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde anne ya da babanın vatandaşlığı hangi ülkeye ait olursa olsun, mesela Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir annenin ya da babanın çocuğu Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde doğarsa, dünyaya gelirse o zaman Amerikan vatandaşı oluyor. Buna da toprak esası diyor. Yani jus sanguinis ve jus soli esasları. Bunlar vatandaşlık hukukunda ülkelerin tercihlerine bağlı olarak sahip benimsettikleri iki farklı esas. Kan esası dediğiniz zaman Türklüğün bir kanlık kan esasına dayanan bir şey olduğunu söylemiyorsun. Yani Türkiye'deki bir Kürt de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa onun çocuğu dünyaya geldiği zaman o da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oluyor. Ama anayasaya göre anayasa diyor ki sen madem vatandaşsın o zaman Türksün. Şimdi yanlışlık buradan başlayıp devam ediyor. Türk değilsen Türk olmalısına dönüyor iş. Bunun da yansımasını nerede görüyoruz? İşte dil meselesinde görüyoruz. Yani ana dilinde eğitim meselesi burada kritik bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve bu anlamda anayasaya göre Türk olan ama gayrimüslim Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler, bireyler ana dilinde eğitim haklarına sahip ama Müslüman olan, gayrimüslim olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları etnik anlamda Türk olmadılarsa, yani ana dilleri farklıysa o zaman ana dilinde eğitim, kendi ana dillerinde eğitim göremiyorlar. Bu tabii anayasa açısından bir başka sakınca daha yaratıyor. Çünkü anayasamızda devlete kişinin maddi ve manevi gelişimini sağlamak için gerekli araçları sağlamak gibi bir sosyal devlet görevi de yüklenmiş vaziyette. Peki bir vatandaşın ana dilinde eğitim görmesi ve kendisini o ana dilinde geliştirmesini imkansız hale getirerek kişinin kendisini maddi ve manevi anlamda geliştirmesine nasıl imkan sağlayacaksınız? Bu şu sonucu doğuruyor. Hiç Türkçe bilmeden ilkokul çağına gelen çocukların sanki bir yabancı dil öğreniyormuş gibi ilkokula başlamaları gibi bir gerçeklikle de karşılaşıyoruz. Ya da örneğin hiç Kürtçe bilmeyen Kürtler ortalıkta çok sayıda oluyor. Bu aslında bir tür ya asimilasyon demek lazım veya bir yerden sonra hani bir etnik grubun ülke içinde varlığını adeta sıfırlamak gibi bir neticeye bile müncer olabilir. Yani ama artık o çıta bence geçildi. Yani Türkiye'deki Kürtler kendi siyasal hareketleri çerçevesinde son derece etkili ve açık bir biçimde dilleriyle ilgili her türlü hakkı talep ediyorlar. Bunların başında da işte ana dilinde eğitim hakkı vesaire geliyor. Yani bunları yapmadan bizim bir ulusal bütünlük tesis edecek şekilde Kürt meselesini çözmemiz bana mümkün görünmüyor. Bu geride bıraktığımız 100 yıllık Cumhuriyet tarihi de aslında bunu kanıtlayan bir sürü bence son derece acı verici tecrübelerle de dolu.
Şimdi kişisel bir şey söylemek istiyorum bu noktada. Hı-hı. Biliyorsun ben Laz'ım ama Lazca evet. bilmiyorum. Ve ben birkaç vesileyle hatta anılarımı, gazetecilik anılarımı anlattım. Ve orada da girişinde ana dilimin Lazca olduğunu ama bilmediğimi... Biliyorum, Gomaşina. İşte Türkçenin dışında İngilizce, Fransızca konuştum ama Lazca konuşmadığımı falan söylüyorum. Buna da çok kişi ne gereği varsa şöyle diyorlar. Bilmediğin dil ana dilin olamaz. Yani şimdi evet. benim o dili yani çok az kelime biliyorum. Yani hiç bilmiyor değilim. Çok az şey biliyorum. Çünkü çocukluğumda evde yaşlılar konuşurdu. Sonra ben yatılı okuduğum için koptum. O şeyde akışta durdu. Kimse de bize böyle bir imkan tanımadığı için öğrenemedim. Ama bu benim ana dilim. Ama insanlar bunun ana dil olamayacağını yani bir anlamda Lazların durumu biraz daha farklı. Böyle çok grup var. Gönüllü asimilasyon diyoruz biz buna. Hı-hı. Yani çok tabii, da var. Fazla rahatsız olmamış bir asimilasyon ama sonuçta evet. ana dilimi konuşamıyorum. Bunu söylediğim zaman insanlar kızıyorlar. Bazı insanlar diyorlar ki konuşamadığın dil ana dil değildir. Nedir peki yani? yani böyle bir garip de bir acayip bir durum var. Yani evet. Şimdi geçtiğimiz günlerde de tekrar dönüp okudum. Şeyhmus Dike'nin bir internet sitesinde bu dille ilgili, şimdi başlığını hatırlayamadım, bir önemli bir yazısı var. Ve o yazıda kendi çocukluğundaki tecrübesini anlatıyor. Büyükler diyor bizim yanımızda Türkçe konuşmazlardı. Kürtçe konuşmazlardı. Kürtçe konuştukları zaman da o kadar ufak sesle konuşurlardı ki bizim duymamızı istemezlerdi ve bizi hep Türkçe konuşarak yetiştirdiler diyor. Dolayısıyla ben hani şimdi Türkçe edebi metinler yazan birisiyim ama Kürtçe uzun zaman hani Kürtçe bilmeden yaşadım ve işte Kürtçe bir edebi metin uzun süre yazmadım diye kendi tecrübesini çok güzel anlatıyor ve benim bu anlattığım aslında işte Kürt sorunu nedir diye bazen soruyorsanız işte buyurun böyle bir sorun ile karşı karşıyayız diyor. Yani ana dilin bilim ama bir de şu var tabii Kürtçeden başka hiçbir dille tanışmadan büyüyen insanlar da var Türkiye'de. Ve hatta şu anda da bilmeyenler var. Bunu biz nereden biliyoruz? Böyle bir şeyi olgusal olarak bilmemiz mümkün ama şart değil. Bunu biliyoruz böyle bir gerçekliğin olduğunu ama Lozan Barış Antlaşması ki ne diyoruz? Hani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası camiada tanınması, tapusu bir anlamda onu dile getiriyoruz. Doğru. Lozan Barış Antlaşması'nın azınlıkların korunmasıyla ilgili bölümündeki maddelerde şöyle ifadeler var. Ana dili Türkçe olmayan Türk uyrukları. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları diye onu bugün anlamamız lazım. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Lozan Barış Antlaşması'na göre hepsinin ana dili Türkçe değil. Dolayısıyla ana dili farklı olanların bu arada bu konuda en kalabalık sayı yani ben sayılarının ne kadar olduğu konusunda bir demografik rakam verecek durumda değilim ama herhalde 20 milyonun üzerinde Kürt'ün yaşadığı bir hatta bölgede yani Orta Doğu bölgesinde en kalabalık Kürt nüfusun bulunduğu bir ülke Türkiye Cumhuriyeti. Yani milyonlarca vatandaşın ana dili olan, Türkçeden farklı bir dile sahip olan bu halkın bu özelliğinin ve varlığının şimdiye kadar, yakın zamana kadar inkar edilmiş olması, bundan sonra da yani 90'lardan itibaren de aşama aşama artık kabul evresine gelmiş olması aslında bundan 5-10 sene içinde başka bir şekilde de bu tanınmanın gerçekleşeceğini bize söylüyor. Yani geniş bir bakış açısıyla baktığımızda Kürt yokturdan Kürt vardır. Kürtçe yayın yasaktırdan Kürtçe yayın yapılabilir.
Kürtçe öğretilebilir, Kürtçe kurslar açılabilir, okullarda seçimli ders olarak Kürtçe'ye yer verilebilir. Hatta Kürt dili ve edebiyatı enstitüleri yüksek öğretim programları olarak açılabilir noktasına geldiğimize göre tahmin ediyorum önümüzdeki bir dönemde, ama ne kadar yakın olur, mesela benim ömrüm yeter mi yetmez mi bilmiyorum, ama bu tarih bize gösteriyor ki Kürt dilinde, Kürtçe'de ana dilinde eğitim verilmesi ve bu konuda işte belki kindergarten'dan, yani kreşlerden başlayarak yüksek öğretime kadar bir farklı sisteme geçebileceğimiz açık. Bunun tabii kamusal başka kullanımları da düşünülebilir ki zaten bugün kayyumlarla boğuşan belediyelerde Kürtçe kamu hizmeti görülmesi şeklinde bir yaklaşım da epeyce bir zamandır var. Bu dünyanın demokratik ülkelerinde bizim hedeflediğimiz, özellikle Atatürk'ün yol göstermiş olduğu çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkma hedefinde pek çok ülkesinde var olan bir uygulama zaten. Yani medeni demokratik ülkelere gittiğiniz zaman dille ilgili bizdeki gibi bir takıntıyla karşı karşıya kalmıyorsunuz veya farklı halklardan oluşan bir ulusal devlet olamaz diye bir şey söylenmiyor. Ama bizde hala işte ana dilinde eğitim dendiği zaman Yargıtay içtihadı bile 2005 tarihli zannederim. Türkçeden başka bir dilin ana dil olarak varlığını ileri sürmek devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırıdır diyor. Böyle bir zihniyetle bunları konuşmamız ve bu sorunu çözebilmemiz mümkün değil. O zihniyeti acaba mesela 2005 tarihli bu Yargıtay kararını biz şimdi açtık mı, geride mi bıraktık? Yoksa hala öyle düşünen bir ciddi bir çoğunluk mu var? Galiba ikinci noktadayız hala. O yüzden hani bunları tekrar tekrar ve üstüne basa basa anlatmamız şart. Bunlar üzerinde durmamız şart. Bu talebin Kürtlerin bir halk olarak kendi varlıklarını, kimliklerini tanınmasını talep eden hak taleplerinin hukuk çerçevesinde mutlaka demokratik ilkeler gereği kabul edilmesinin yollarını bulmamız lazım. Bu yollar işte Özgür Özel'in dediği gibi Kürtleri bir devlet sahibi yapacaktır. Yani hangi devletin? Türkiye Cumhuriyeti'nin sahipleri ya. Zaten cumhuriyet olmak bunu gerektirir. Çünkü cumhuriyet biliyorsunuz Respublika teriminin tercümesi, yani kamu otoritesinin bütün yurttaşlar tarafından sahiplenildiği, bütün yurttaşlara ait olduğu bir siyasi örgütlenmenin adı. Herkes cumhuriyette yurttaştır. Yurttaşlar arasında eşitlik prensibine aykırı hiçbir hukuki düzenleme, ayrımcılık vesaire yapılamaz. Biz yapıyoruz. Yani dolayısıyla hani bunların ortadan kaldırılmasını ileri sürmek bu konuda hani Özgür Özel'in çıkışı gayet yerindeydi o bakımdan. Evet Levent, çok teşekkürler. Sonuçta Rica anayasanın ederim. 10. maddesi, yani herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir önermesinin gerçekleşeceği günlerin pekala mümkün olduğunu söylüyorsun. Görürüz, görmeyiz Mümkün. bilmiyoruz ama İnşallah görürüz. İnşallah görürüz. Çok Görmek teşekkürler. için direneceğiz. Evet, eşit yurttaşlığı konuştuk. Anayasa Profesörü Levent Köker'le Özgür Özel'in başlattığı tartışma. Önümüzdeki günlerde çok sık karşımıza çıkacak bir tartışma. Levent Köker'e teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.